Evet şu anda Galatasaray ısınmaya çıkıyor ve Hı -hı. yine Emine Bulut cinayetine yönelik mesaj taşıyan bir Hı -hı. pankartla son olsun kadın cinayetleri mesajını taşıyor. Gerçekten de hani bu vahşet artık bir dur demek lazım. Tribünlerde ve futbol camiası yani futbol federasyonunun kararı doğrultusunda reaksiyon veriyor. Bu duruş sergiliyor. E gerçekten bu artık çığırından çıktı. Yani insanın insana zulmü Cinsiyet ayrımı ve bu cinayet zincirleri bir yerde durmalı, durdurulmalı. Toplumsal refleksle ve tepkiyle durdurulmalı. Yani bu insanlar bu eylemlerinde gurur duymamalılar, utanç duymalılar. Bunu hissettirmek gerekiyor insanlara. Toplumsal tabanını yok etmek gerekiyor. Bunları besleyen yapıyı yok etmek gerekiyor. Bence bu anlamda futbol camiasının bu duruşu sergilemesi... Türkiye'sinde mi? Günümüzün Türkiye'sinde. Günümüzün Türkiye'sinde biz e, maalesef etrafımıza hmm. baktığımızda e, bunu besleyen ögeleri görüyoruz da bunu durduracak ögeleri ve e, e, o dirayeti hani e, görmek pek mümkün değil. Her hmm. alanda e, işte bunun sonucu olarak da e, hani hiçbir canlıya, e, hiçbir e, biz kendi dışımızda hiç kimseye saygı duymayan bir e, hayat tarzı ve yaşam biçimiyle, bir yaşam formuyla karşı karşıyayız. Yani... Hmm bu kendi kendini bitirecek bir sosyal bakış açısının içine doğru gidiyoruz. Valla sessiz çoğunluklar artık ses vermeye başladı. Yani doğa doğa reak, reaksiyonu Türkiye'de en zor reaksiyondur. Artık doğaya bile, doğa katlamlarına bile insanlar reaksiyon gösteriyor. Bu yavaş yavaş toplumsal halk hareketi başlıyor. Halk reaksiyon veriyor, bir dakika diyor. Yani kendi içindeki Ayrık otlarını temizleme, kontrol etme sürecinin başlayacağına ben inanıyorum. O kadar çok var ki otlardan. Ama ol, olacak. Yani e, bir bar cinayetine bir Türk genci e, öldürüldü, biliyorsun Almanya'da, 17 yaşında bir çocuk öldürüldü. Almanya'da statta onun adına saygı duruşu yapıldı. Şimdi insan, bazı insanlar şunu düşünebilir. Yani bir cinayet gelişmesinin bir haberin futbol müsabakalarıyla ne alakası olabilir? Çok alakası var efendim. Futbol, direkt insanlara hitap eden kitlelere ulaşan bir spordur ve buradan doğru mesajları vermek lazım. Futbol Federasyonu'nu, duyarlı davranan futbol camiasını kutluyorum. Ee, Emine Bulut bir sembole dönüştü. Çok sonra fark edildi. Aslında bu cinayet işleneli aylar oldu ama görüntülerin yeni çıkmasıyla insanlar haberdar oldu ve inanılmaz bir reaksiyon ortaya çıktı. E böyle duruş sergilemek lazım, tekrarını önlemek lazım. Evet bir şekilde insanları da bilinçlendirmek lazım. Ben aynı zamanda ilk yardım kursu da aldım ve görüntüleri izleyemedim ama sesini açmadan mecburen hani çok kısa bir bölüm var. Ya aslında ilk yardımda kurtarılabilecek de bir olaymış. Yani insanların belki de ilkokullara ilk yardım dersinin de konulması lazım. Çok yani önemli bir yaralanma ama basit bir yaralanmadan bile çok farklı sonuçlar doğabiliyor. Yani orada birisi gelse, tampon yapsa, kanı durdursa, Hastayı yaralıyı yere yatırsa, hı hı. ayaklarını yere kaldırsa, Hava hayati havaya kaldırsa. havaya kaldırsa, hayati organlarına kan gelmesini sağlasa, kan kaybından ölmesini engelleyebilirdi. Yani ambulans gelene kadar en azından o hı hı. yaşam şansını tanıyabilirdi. Çok basit e, temel ilk yardım e, kurslarını derslerinin bile bence ya bir kere adab-ı kanunlarının ve ilk yardım e, kurslarının hı derslerinin ilkokul birden dörde kadar zorunlu olması lazım. Yani ıvır zıvır öğreteceğine bunu öğret kardeşim. Oturup kalkmayı, büyüye saygıyı, yolda yürümeyi bunları öğreteceksin çocuklara. Tuvalet kullanmayı, Tuvalet kullanmayı sofrada oturmayı, sofradan kalkmayı. E, temel yani ahlaki normlar e, sarsılmaya başladı. Bir kere öğreteceksiniz. Bir, ikincisi ilk yardım, çok temel ilk yardım kurallarını çocukluktan itibaren e, öğreteceksiniz. Bu çok basit bir şey. Bunları de, yani onu bunu koyacağını bunları koy ya. <laughs> ve trafik kurallarını. Bunlar ana dersler olmalı. Yani. Ve bunlar ilkokulda öğretilir. Yani 3 e, gün önce haber okudum. Konya'da sabahın 6.30'unda bir yaya karşıdan geçerken yaya kaldır yaya geçidinden geçerken bir araba geliyor, durmuyor. Tam aksine üzerine sürüyor. Adam da reaksiyon gösteriyor. Ya ne yapıyorsun? Yaya geçidinden geçeceğim. Niye üzerime hızla sürüyorsun? Tartışma çıkıyor. Şoför duruyor, bıçakla iniyor, bıçaklıyor. Adam ölüyor. adam gurbetçi 43 yaşında Fransa'dan gelmiş. Fransa'daki kurallar ve bizde de ya yaya geçidinde gördüğün anda yurt dışına sen de defalarca gittin. Seni gördüğü anda 3 metre 4 metre tabii çok önce daha önceden durur. durur ki, huzursuz yaklaşmaz, etmesin. huzursuz etmemek için. Bu temel kuraldır, insani kuraldır. Yolda araba kullanmayı, yolda yürümeyi bilmeyen bir topluma ne geldik yazık ya. Vallahi çok üzülüyorum. Bunların e, artık... bu mesajların en direkt ya bir diziler, ve futbol. Bunların üzerinden yedireceksiniz artık insanlara vereceksiniz bunu öğreteceksiniz eğiteceksiniz yapabildiğiniz kadarıyla. Ama zorunlu ders 3 tane trafik, adabı, muhaşeret ve ilk yardım. Bunlar birden dörde kadar ilkokulda zorunlu ders olmalı. Çok mu doluyuz? <laughs> Hayır çok doluyuz o kadar da doluyuz ki söylenecek çok fazla şey var. Bunları <laughs> ilkokulda okutalım diyoruz da ilkokula giden çocuklar zaten günümüzün koşullarında bunların farkında. Bunların farkında olmayanlar. Bundan belki 20 sene evvel ilkokul okumak, e, okumuş olanlar ya da 30 sene önce ilkokul okuması gerekenler böyle davranıyor. Hani ilkokul okudular mı okumadılar mı onu da bilemiyoruz tabi ama direkt okul... okumamış gibi davranan yani, yani, insanlar yüzünden tabii. bu oluyor. Görgünün zaten okumakla eğitimle de direkt yani bir, bir şey eğitimle var ama. Ha, ilgisi var toplumsal... tabii ama yani okumak. Hani Aileden söylemiş değil mi? Hı. Ee, bazı şeyler e, baki kalıyor. Evet. evet. Yani Eğitimle bazı şeyleri halledebiliyorsun ama. Ya bak şimdi çok, bazı şeyler çok baki bir kalıyor. Örnek vereyim. Ben e, sabahları yürümeye başladım çok ciddi şekilde. Yürüyüş yapıyorum. Maşallah ne güzel. parka gittim. İstanbul'un önemli parklarından birine. Hı hı. Piknik alanları yapmışlar ama tabii mangal mangal yok sadece. Geliyorsun, e, oturma bankları var. istediğin zaman buraya oturuyorsun. Ya, e, otopark yapmışlar yukarıda. E, aşağıda da e, yol kenarında da şey var. 20 metre aşağısı Hı hı. Ya yolun üstüne ve çime gelecek şekilde arabayı yol kenarına park ediyor bankın yanına kadar. Ya 20 metre geride otopark var, özel yapılmış. Sen niye oraya bırakmıyorsun da çime çıkartıyorsun arabayı? Yani nerede Yıldız Parkında? Yıldız biliyorsun. Parkında. Yani olacak şey değil arkadaş ya. Yani bu ve bunun eğitimle, görgüyle, mal mülkle, gelir seviyesiyle de alakası yok. Çok önemli markaları da görebiliyorsun. Ortalama tipleri de görüyorsun. Yani. Anlayamıyorum yani bunu nasıl sen çimi arabanız çıkarıyorsun ya? Al cebine sok o zaman götür yani olacak şey değil yani. Bunun zaten <laughs> e, hani e, öyle bir e, ülke koşullarında yaşamaya başladı ki hırsızlığın ayyuka çıktığı bir ülkede yaşıyoruz. O yüzden e, daha lüks markaları görme ihtimalin daha yüksek o e, evet, uygunsuz evet. durumda. Evet. Çünkü hırsızların e, malı mülkünün e, duruş şekli o. O Vallahi bizim, bizim bizde... gençliğimizde e, lüks arabalar şey en azından bir görgü de vardı. Vardı değil mi? Şimdi e, yani arabaya göre insanları şey yapamıyor, notlayamıyorsun. <laughs> evet. Sen notlamışsın da ben Tabii. notlayamıyorum. Ee, herkes notluyor aslında evet, evet. herkes e, bir şey yapıyor. Bu arada hemen sevgili dostlar zaten bilenler ya da takip edenler bugün günümüzün koşullarında dijital medyada ya da internet bağlantısıyla kadroları zaten öğrenmişlerdir ama ben yine de hatırlatayım. Fernando Muslera kalesini koruyacak Galatasaray'ın savunanın sağında Mariano, solunda Nagatomo, stoper tandeminde Luindama'nın partneri Ryan Donk oynayacak. Bugün onların önünde e, Seri ve Enzonzi e, yeni transfer Enzonzi forma giyecek Seri'nin yanında 4-2-3-1 şeklinde bir kadro Galatasaray'ın kadrosu e, Seri ve Enzonzi'nin önünde e, sağda bir tarafta Emre Mor bir tarafta Ryan Babel e, Sofyan Feguli e, ortada Jagne'nin hemen arkasında e, oynayacak olan gezici Santrifor, gizli Santrifor diyebiliriz. E, hücuma dönük orta saha oyuncusu. Emre Mor Enzonzi e, ne söyleyeceksin? Valla e, bir kere savunmadan başlayayım ben. Hı, hı Ya Galatasaray için çok ciddi handikap var. Yani nasıl dün Fenerbahçe 4 kişilik savunmanın üçünde orijinal savunmacı çıkaramadıysa yani bir kadro mühendisliği konusunda zaaf gösterdiyse Galatasaray'da da bu aynı sıkıntı var. ama ve Markao tamam. E Markao cezalı yerine koyacak oyuncu yok. Yani 36 yaşındaki e, şeyi koyuyor donku koyuyorsun. Yani, tamam donk nereye Donkta da bir sakat, sakatlık oldu ya da şey oldu. Yani alternatif stoper gibi çok kritik e, anahtar yani kilit noktadaki bir mevkide alternatifin olmaması çok büyük. Su, Hemen kulübeye su. bakalım. Hmm. Okan Koçuk, Şener Özbayraklı, Martin Line, Samet Çalık, Cimi Durmaz, Atalay Babacan, Selçuk İnan, Ömer Bayram, Yunus Akgün, Adem Büyük. Tabii, Ahmet Çalık olmuyor. Yani, yani iki senedir olmadı. E, oynatmıyor. Bu maçta bile yani e, orijinal stoper tek alternatif olmasına rağmen bu maçta bile Donkun Donka kaptırıyorsa 93 yaşındaki don, Donka kaptırıyorsa yerine Ahmet Çalıktan olmayacak demektir. Yani artık yani çok ısrar etmenin anlamı yok. Demek ki senin alternatif yaratman lazım. Galatasaray açısından bence en yumuşak karım bu. Herkes Falcao transferine ve Santrafora odaklandı hı hı. ama Falcao olmasa da Jackney ile devam edebilirsin. E, çok Orada büyük bir zorluk. E, alternatif e, e, yani var Yani cebin dolu. Ama öteki tarafta cepte delik var. Yani işte Marcaus cezalı oldu. Donk oynatıyorsun ya. Yani ağır tamam Donk kötü A bir futbolcu ayrıca, değil. Yara kapatıyor bilmem ne ama yani pansuman o tedavi değil Donk. Ayrıca e, Marcao Luindama ikilisinin de Şampiyonlar Ligi'nde ne kadar o da soru işareti Verimli olabileceği soru Hı. işaretleri var Hı. ama mutlaka bir planlama yapıyordur diye düşünüyorum ben. Aykut Kocaman'ın 11'ine hemen sevgili hmm. dostlarımıza hatırlatalım. Kalede Serkan Kırıntılı oynayacak sevgili seyirciler. Ee, Skubic sağ kanatta savunmanın sağında. Ferhat e, Öztor'un solunda oynayacak. Ali Turan ve e, Aničić, Marin Aničić de e, stoper tandemi. E, yine Galatasaray gibi Konyaspor'da 4-2-3-1 gibi bir diziliş var burada. Mainz Spor'sun e, verdiği hmm. dizilişe göre. Jevtovic ee, ve e, Johnson, Johnson e, savunmaya dönük orta alan elemanları onların önündeki üçlü e, bir tarafta e, Ömer Ali Şahiner bir tarafta Erdoğan Daci e, ortada da e, Milošević olacak ileride gol ayağı da. Riyat Bayiç şeklinde. Hemen yedek kulübesine bakalım. Ertuğrul Taşkıran, Mücahit Atalay, Selim Ay, Alper Uluda, Evgen Opanasenko, Petar Filipovic, Ali Yaşar, Ali Çamdalı, Faruk Mia ve Mücahit Can Akçay. Coinspor'un yedek kulübesindeki oyuncular olarak göze çarpıyor. Seyircimiz Musa'nın son yorumunu okur musun? Hemen okuyayım. Bir de o tarafa doğru geleyim. Ee, Emre Mor için hoca güzel bir yorum yaptı demiş sevgili e, Musa bence e, 11'de Emre Mor'u görmek istedi e, başarırsa 11'de olacak başaramazsa hamle oyuncusu için kullanacak demiş sevgili Musa bu arada Burak Akbaba sarı çizgiler var otoparklarda arabayı düzenli koysunlar ama nafile demiş sormayın sormayın ee, senin o söylediğin evet. e, otoparklarda bile e, işte Bazen çizgileri ya da insan artık hani inadına yapmak istiyor yani ya da böyle mi gösteriyorlar şeylerini tepkilerini insanlar bilemiyorum. Valla bir makale okudum yurt dışı merkezli bir hı hı. makalenin Türkçe çevirisini. Çevirisi. Orada diyor ki ambalajlı ürünler, glikoz şekerli ürünler bunlar çok fazla tüketildiğinde. E, algıyı kapatıyor. Yani zeka gelişimini yavaşlatıyor. Bence e, dünyanın birçok toplumu ve başta da Türk toplumu çok fazla bunda olabilir. E, bu bundan tüketiyor. Ben bunun algı kibarca söyleyeyim, algı probleminden kaynaklandığını düşünüyorum. Yani algısı kapanıyor insanların e, ona... olmayan algılar kapanıyor diyorsun. <laughs> yani öyle diyelim yani o anlayana, anlayana yönelik e, maalesef böyle bir şey var. Evet. Ya bir kere biz ee, kural sevmeyen bir toplum haline geldik. Belki eskiden de öyleydik ama hep öyleydik, evet. hep öyleydik ama şu anda iyice bu ay çıkmış durumda. Herkes kendi kanunu yaratmaya çalışıyor. Kuralsızlık ödüllendirilir mi? Cezası yok. Yani az, ödülü yani var, ödülü. ödülü de var. Evet, doğru ödülü, söylüyorsun. Tabii Yönetmenimiz hemen uyarıyor. Ödülü de var diyor Elif tabii. Hanım. E doğru yani e, her zaman bir e, Bu arada mesela var. ilginç olan bir şey var. E, şu anda e, Sports yayıncı kuruluş e, 4-1-4-1 diye verdi Yolatasaray'ı. E, mesela tabii 4-2-3-1 olarak da e, Konya Spor takımını e, veriyor kadro olarak. Ama aynı kuruluşun e, mesela sesini, 4 -2 -3 -1 web sitesinde ya. çok farklı bir diziliş var. Evet. Çünkü bunlar aynı kaynaktan aynı bilgileri alıyorlar. Çünkü biz hani orada bulunduğumuz hmm. için yıllar yıllarca kuruluşundan itibaren orada çalıştığımız için böyle bir farklılık var. Bunun nedenini de ben merak ediyorum şahsen. Ya, yani e, birçok bir, bir, bir birçok yerde erozyon devam ediyor. Evet, birçok evet, yer evet. sıkıntılı evet, e, iş yapmaya devam ediyor. Yer, yedolu, ürün evet. Evet. Tabii tabii. tabii. Algı bu. Ambalajlı şeker, evet. glikos. Ambalaj, siz siz olun ambalajlı <laughs> ürünlerden yemeyin sevgili uzak dostlar. Az, uzak durun. Az 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 tüketin. <laughs> yara açık olsun. Algınız, algınız yara açık olsun yeter. <laughs> yani evet. e, 4-1 4-1 olabilir. E, yani onu çeviren. Enzonzi. Enzonzi'yi düşünüp e, dörtlü bir orta sahaya dönüştürebilir. E, Beşiktaş'ta da Abdullah Avcı onu denedi. E, dün e, şey e, Cuma günkü karşılaşmada. Hı hı. 4-1-4-1'e dönen bir taktiği vardı. Beşiktaş biraz o yüzden ilk yarıda bocaladı Göztepe karşısında. Çünkü 4-2-3-1 e alışmıştı. 4-1-4-1'de ya da 4-1-3-2 diyebileceğimiz yapı Beşiktaş'ın değişken yapısıydı. O medel savunmanın önünde oynadı bir dönemin İtalya milli takımının Gattuso'su gibi ama bir Gattuso değildi tabii. Yani sadece kesiciydi. Topu... Medel kafa olarak da şu anda Beşiktaş'ta değil zaten. Yani onu ilk hafta da belli etti. Yani kesici olarak... İkinci hafta da tabii, belli tabii. Yani... Şu geçen seneki medal yok. Burada yok yani bu arada Kuarejma ile yollar ayrıldı. Bugün. Dün daha doğrusu dün gece açıklandı. Dün Kuarejma'ya e, gitmesinin yolladı. gerektiğini evet. e, söyle, söylemiş başkan. <laughs> ama hani şöyle de bir durum var yani adam... Şimdi Kuarejma... E, ya da bazı oyuncular hani paralarını işte aylardır hı hı. alamadıkları hı hı. alacaklarını isteyince kulüpten o zaman ayrılın gibi bir tavır geliyor anlaşılan. Daha önce bu bir sürü oyuncu da oldu. Hani Pepe'de de oldu. Hı hı. Böyle oyuncular gidiyorlar. Babel de mesela hemen apar topar Fulham'a. Hani hı hı. Belki de satılmaması e pepe, gereken Tepe de öyle gitti, de öyle gitti. yani bedelsiz ve çok küçük cüz'i miktarlara Tabii. gittiler Tabii. bunlar hani e, kuarejma de aynı şeyin geçerli olduğuna hmm. dair bazı e, şeyler var doneler var bazı belirtiler var evet. E da yok hayır arkadaş benim sözleşmem var ben sezon sonuna kadar takımdan ayrı çıkarım paramı istiyorum paramı ödeyin e, noktasına da getirebilir ve o öyle zaten yani yani Hı. bunun kime faydası olacak Hı. Beşiktaş kulübüne mi Hı. yani Valla Beşiktaş en zor. olsan da e, bir buçuk ay önce ihtarname çekti parasını alamadığı için. Yani Beşiktaş'ta e, bu çok ciddi problem. Personelin maaşları bile doğru gün verilemiyor. Çok aksak. Geriden veriliyor. 3-5 ay geriden e personele veriliyor. Personele veremiyorsun. E, oyuncuna sen para veremiyorsun. Tabii, tabii. Ondan sonra da e, Aras Özbiriz'de tutup mukavele yeniliyorsun. Mukavele evet. yenildikten bir ay sonra e, mukavele fesheti, evet. feshetmesi için iki küsur milyon e, euro ödüyorsun. Evet. E, hem para yok evet. hem bunu nasıl ödüyorsun? Nasıl evet. oluyor? E, çok karmaşık çok e, akla hayale sığmayacak e, insanların aklıyla e, alay eder gibi bazı işlemler oluyor. E, yani bir büyü bu, bu, yani bu ani bakımdan sıkın şey. yani bu ani değişim yani bu kadar başarılı transfer becerisinden bahsediyoruz değil mi? Kiralama formülü başarıyı yakalayan asgari masrafla bu noktaya gelen bir Beşiktaş diyebiliyorduk. Şimdi bambaşka bir Beşiktaş var. Eğer e, öyle değilmiş kapının arkası. Hayır Hep belki... süpürülmüş şimdi e artık... Ya süpürülmüş ya da o zaman görevde olan bir takım e, bazı farklı isimler yöneticiler bu e, bunların daha böyle akılcı olmasını sağlıyormuş. Onlar ayrıldıktan sonra bu böyle olmuş. Böyle olmuş. Evet, evet. Yani demek ki keramet e, onlardaymış. Evet, evet. Yani bu bunu bunu normal e, hani objektif olarak e, bakabilen herkesin evet, e, ilk aklına gelen şeydir bunlar. Doğru. Yani e, çok garip. Evet. Hiç şaşılacak bir şey ama Galatasaray evet. karşılaşması henüz başlamadı sevgili ya, 93 seyirciler. 93 gün sonra bu statta maç oynanıyor. 3 aydan daha uzun bir süre. E, 97 miydi ya yoksa? 3 ayı geçti. 93 ya da 97 gün sonra Türk Telekom'da hı hı. E, bir karşılaşma müsabaka oynanıyor ve tribünler dolu. Yani insanlar artık İstanbul seyircisi Galatasaray'ı özlemiş. Galatasaray'ı izlemeye gitmiş. Şu anda da e, seramoni için takımlar e, sahaya çıkıyorlar son hazırlıkları var. E, Konya e, deneyimli bir ekip. E, hocası çok deneyimli bir hoca. E, yani öyle kolay bir karşılaşma olmayacak. Enzonzi'ye maç öncesi büyük tezahürat vardı. Tribünleri dolaştı. Yumruk şov yaptı. E, ve şu anda da pembe kafasıyla Babel'de. <laughs> en sonda da <laughs> o nedir arkadaş tabii. ya? <gülüyor> <gülüyor> çok Bu senenin moda rengi. Evet, Elif Hanım, çok beğeniyormuş. <laughs> e, beğenir tabi. <laughs> aslında tabii yani... cesaret o %100 cesaret işi. Bunu <laughs> cesaret bir Türk futbolcusu yapamaz. Yani babel. Kadınlar yapamaz. Tabii. Kadınlar öyle. daha cesurdur. Kadınlar yapar da erkekler o kadar cesur değildir. Bir futbolcunun hele böyle kalıplarla yaşayan ee, yani maço kültürünün olduğu bir yapıda yani bu adam. Bir adam zenci. Yani. Değil mi? Balkan tabii tabii ben bilmiyorum. Afro, tabii Afro yani Afrika kökenli siyahi diyelim. Çikolata yani. renkli. <laughs> Çikolata renkli. Ama bence zaten bu sezon hani Falcao da gelmiş olsa ki gelecek öyle görünüyor önümüzdeki hmm. hafta içerisinde. Çünkü artık işin artık rest çektiği yeter kardeşim ben size zaten fiyatımı düşürdüm bana hani takım da demiştiniz. Ben Galatasaray'la anlaştım. Hmm. Bu işi artık uzatmayın diye rest çektiği söyleniyor Falcao'nun. Bunun üzerine Galatasaray kulübünün de hani 5 milyon euroluk bir bon servis bedeni de razı oldu ama bunu işte birkaç taksitte önümüzdeki yıla sarkıtabileceği şeklinde anlaşmaya varıldığı ve hafta içinde de Galatasaray ile sözleşme imzalamak için İstanbul'a geleceğine dair haberler var Falcao'nun. Bakalım göreceğiz ben bu acaba öyle mi? en çok Emre Mor'u merak ediyorum. Çünkü Ama gerçekten özel bir futbolcu. 11'de başlaması. O ilk ilginç. 11'de koyuyor. Yani bu Emre Mora çok açık bir mesajdır. Ben sana güveniyorum ve bu formayı al ve devam et mesajıdır Emre Mor'a yönelik umarım mor morartmaz yani kendisine güvenenleri. <laughs> Hayır hem kendisine hem kendisine güvenenleri. Çünkü şimdiye kadar Emre'nin ergen psikolojisi tavrısıyla bitmeyen yaptıkları bitmeyen ergen psikolojisiyle evet, yaptıkları Geç ergenlik diyorlar buna biliyorsun yani, yani 20'li yaşlara sarkınca <laughs> geç ergenlik oluyor. Herkes herkesi hayal kırıklığına uğrattığını söylemekte herhalde pek yanlış olmaz. Babel'den bahsediyorduk. Bence Galatasaray'ın evet en isabetli, en olumlu ve e, önümüzdeki sezon Kesinlikle. en fazla işine yarayacak en akılcı, olan transfer. En akılcı transfer. Bir kere yani... şüphe yok. Yani istikrar belli bir noktada maksimum verim alabileceğin standartta olan bir futbolcu alıyorsun. Kesinlikle. O standardın altına içilmiyor. Her zaman sana geri dönüş sağlıyor. Ne alacağını bilerek. Yani bazı futbolcu kapalı kutudur. Hani gelirsin eve bir bakarsan internet siparişi gibidir. Bambaşka bir şey Aa, çıkar. Ne çıktı kutudan? <laughs> ne çıktı? Haa şey çıktı. Burada kupa, pembe, pembe kafa çıktı. çıktı. <laughs> Ama bu bunda ne dönüş alacağını Biliyoruz, biliyorsun. Babel'de yani. biliyorsun. Yani hiç sürprize yer yok. Biliyorsun ki bundan 10 üzerinden 9 bekliyorsan 10 üzerinden 9 gelir sana. Bu net çok net yani. 10 numara transfer. Galatasaray'ın en akıllı hamlesi. Üstelik de çok erken aldılar. Çok yerinde aldılar. O, o da burada yaşamayı seviyor. İstanbul'u seviyor. Yani on senedir neredeyse İstanbul'da. E tabii yani, e yani o, o Beşiktaş'ta da e, hayatından memnundu ama biraz önce Pepe'nin gidişi gibi. Hani bu oyuncuları burada tutabilmek için daha önce yani takımlar belli bir planlama, programlama yaparlar. Hı hı. E, finans akışları ve finansman hı hı. durumları da bellidir ve hı hı. siz eğer e, atıyorum 3 yıllık, dört yıllık e, mukaveleler yapıyorsanız Hani sadece bu sezon ya bir işte biz verelim 2-3 milyon euro'yu gelecek sezon Allah kerim bakarız şeklinde hareket ederlerse işte böyle Babel gibi oyuncuları ezeli rakiplerine altın tepside sunarlar. Yani bu gayet doğal evet. bir şeydir. Galatasaray'ın bence en isabetli transferi bu sezon Babel. Babel. Şimdi mesela Jack Neill'lerde onun arkasında bir üçlü forvet hattı var. Hı hı. E, sağda Emre Mor, solda Babel, ortada Feguli var. Feguli. Feguli hep açıkta oynamaya oynarken gördük, alıştık. Geçen sezon bazı maçlarda Feguli'yi göbekte de denedi ama maksimum verimi hı hı. alamadı, Çizgide iki kadar verim alamadı. Ama Feguli'den de vazgeçmek istemiyor. Dedi ki Jack yani ne Sivas maçına çıktı ne şampiyonluk kutlamalarına katıldı. Fegule izinli olmasına rağmen sırf kupa heyecanını ya yaşayabilmek için Süper Kupa maçına bir hafta önceden geldi. Eee iznini yedi Süper Hı -hı. Kupa maçını oynayabilmek için. Bu kadar hırslı ve e, şey istekli bir futbolcu. Hani o yüzden e, ben şey eee çok e, Fatih Terim'in prensi olduğunu düşünüyorum ama forvet arkasında yani santraforun arkasında ne verim verecek? Yani geçen sene o dönüşü alamadık. Bu enteresan hani dönüşümlemi mi yapacak? Mabel'le yer mi değiştirecek? Geçen sezonda şampiyonluğu getiren isimlerden bir tanesi. %100 ama çizgide çizgideydi özellikle. Yani, e, yani göbekte bence... m, e, maksimum verime çıkamamıştı. Şimdi burada nasıl bir verim sağlayacak onu merak ediyorum. ben Bu maçta Emre Mor kadar merak ettiğim Feguli'nin bugün oynayacağı e, mevki. Ben de e, Jagne'nin e, tavrını, e, tribünlerle olan e, uyumunu, yani takımla olan uyumundan çok tribünleri memnun edip edemeyeceğini e, hakikaten düşünüyorum. Çünkü buraya kim geldiyse, senin yerinde oturan kim varsa Galatasaray maçlarında Jagne konusunda e, bir hayli böyle hani nasıl söyleyeyim karamsar ve takıntılı e, fikirlere sahip arkadaşlarım oldu. Yok yok. Jack ne bak özel bir futbolcu. Çok iyi bir santrafor. Onun yetenekleriyle ilgili bir sıkıntı yok. İki tane problemi var. Bir tanesi Galatasaray'da hücum forvetten başlar. Santrafordan başlar. Ve Fatih Terim kadrolarında bu temel savunma. esastır. Savunma. Ha. Ne dedim ben başka hücum bir şey dedin. hücum şey? Dedim. Hücum dedim. Galatasaray'da savunma, savunma hücumdan, forvetten, hücumdan En, başlam. en uç noktadan başlar. Jack e, ne bu konuda? E, bunun biraz dışında kalıyor. Yeteri kadar savun yani kaçak dövüşüyor. Yani oradan başlatmıyor, en uçtan başlatmıyor savunmayı. Yetersiz kalıyor. Bu Fatih Terim açısından çok hoş görülebilecek bir durum değil. İdare edebilir. Çok iyi olursa idare edebilir. İkincisi, özel bir santrafor, yetenekli bir futbolcu ama mental olarak problemleri olan bir adam. Onun üzerine oyun kuramazsınız. Yani Takım onun üzerine bir oyun kurarsa verim alırsınız. Tıpkı Kasımpaşa'da olduğu gibi. Galatasaray'da bütün topların toplanma adresi Jack ne olsun görün bakalım kaç gol atıyor. Galatasaray'da da toplamda e, Kasımpaşa'da 10 Galatasaray'da 10, şey 20 10 attı. Galatasaray'da tek başına bir sezonda 30 gol atabilir. Ama toplar onda toplanmıyor çünkü o riske giremiyor Galatasaray takım onu kabul etmiyor. Tabii ama şöyle de bir durum var. Şimdi Kasımpaşa'daki ortalama oyuncu profiliyle Galatasaray'daki ortalama oyuncu profili bir değil. yani Kasımpaşa belki bütün takım içerisinde böyle bir golcüyü çıkarttığı andan itibaren takım onu bir lider olarak kabul edip hani o davranışı gösterebilir ama Galatasaray'da o kadar çok dominant, lider olabilecek oyuncu profili var ki. Yani sadece Jackney'e kalmaz o iş hiçbir evet. zaman. Ama Santrafor özel bir pozisyondur. Ve Santrafor ıı, takımların bebeğidir. Muhtaçtır. Yani o top bekler. E, genel olarak. Yani Hı -hı. takıma muhtaç. Beleş bekler diyorsun. Ya böyle yani <laughs> e, senin yanında hakem kesiyoruz da yani Santrafor'u sen de oynadın. Yani takım onu oynarsa Metin Oktay da olsan takım sana oynamazsa Metin Oktay'ın en tabii, güzel canım, laflarından tabii. biri odur. Yani beni çok fazla abartmayın. Takım bütün takım bana oynadığı için ben Metin Oktay'ım diyordu. Tabii. Yani bütün toplar, paslar bana geldiği için insan takım beni benimsediği için diyordu. Hakikaten e, biz seyretmedik ama anlatılanlar Metin Oktay'da toplanıyor. Merkez o ve lider. Ee, ne de lider karakteri yok. Problem o. Yani yetenekli bir futbolcu. Juventus dört defa kiraya veriyor geri geliyor. Ben yani kazanmak istiyor ama Balotelli gibi ama mantık kafa başka. Kazanamadı onun üzerine en sonunda sattı. Yani adamın <laughs> Yola futbolcu <açık> olsun <laughs> futbolcuyla ilgili bence bir problem yok. Bayağı futbola bakış açısıyla man, man, mental olarak. Ooo. Bir, evet. bir penaltı pozisyonu var orada. Konya'nın atağında. Konya'nın atağında bence o ilginç için, olan Allah Konya bir, çok Konya net bir, çok pozisyon net bir pozisyonu. Ömer Ali ile kaçırdı. Son bir müdahale varmış. Hmm. Top dışarı gidiyor ama bir, biraz önceki pozisyon hani çok net bir penaltıymış gibi geldi bana hmm. Bülent. Yani şöyle bir şey var. E top yön değiştiriyormuş gibi hmm. geldi. Hani böyle bir oynama var. Ama hani hiç var bile, değil. vara bile gidilmedi. Yani şey çok ilginç. Çok ilginç. Şu anda Konya Spor e, korner atışı kullanıyor. Konya sıkı başladı maça. Hızlı evet, başladı. Konya yani... Babel savunmaya geldi ve tekrar kornere bir gönder, köşe vuruşu topu. daha bu köşe vuruşundan sonra biz de sevgili e, seyircilerimize veda edelim e, maçı rahat rahat izlesinler ve devre arasında yeniden birlikte olacağız e, henüz 4 dakika geride kaldı e, sevgili izleyiciler U bir korner daha doğrudan kaleye evet. gelen topu Mustera kaptan olarak çıktı bu sezon ya bu sezon diyorum e, bu, bu karşılaşmaya Ferhat ve Ömer Ali iki kişi birden köşe vuruşu kullanmak için orada. Ömer Ali kullandı. Kafa donk kafayla karşılıyor ama atak devam edecek. Yine donk. Bir türlü uzaklaştırılamayan bir top sonrasında evet. Mustera'da kalıyor. Evet. 0-0'lık eşitlik 5. dakika oynanıyor Türk Telekom Arena'da. Bir sevgili Bülent Tunca ile birlikte maçın hani 40-42. dakikalarında yeniden burada olacağız. Bekleriz efendim devre arasında ilk 45 dakikayı değerlendirmek için. Hoşçakalın. Can yayındayız madem biz de yeniden merhaba diyelim. Sevgili Bülent'le birlikte, sevgili dostlara, seyircilerimize artık 45. dakika Türk Telekom'da Galatasaray'a Ata. Ablukay'ı almış durumda neredeyse Konya Spor ceza alanı içini ve Konya Spor tehlike bölgesinin dışına uzaklaştırdığı Topu 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Gecenin diğer maçında Antalya Spor 0, Yukatel Denizli Spor 1 şeklinde devam ediyor. En son durum bu. Ee, i̇lk 45 dakikada ne kadarlık bir duraklama anı olacak onu hep birlikte göreceğiz. Birazdan işaret gelecek ama henüz o işaret gelmedi. Sevgili dostlar biz de... Ee, Bülent nasıl bir ilk kere izledik, izliyoruz. Dünkü gibi bir kere hani değil. yüksek tempo değil. Değil, değil. Yani e, bu haftanın en durağan futbolun oynandığı karşılaşma diyebiliriz. Klasik bir Aykut Kocaman takımı. Tedbiri elden bırakmayan, öncelikle hı hı. takımı, rakibi durdurmaya çalışan bir oyun anlayışı var. Gerçekten de öyle Galatasaray'ın hücum e, yollarını kapatan bir Konya Spor gördük. Çok fazla çıkmıyorlar ama çıktıklarında da çoklu adamla çıkıp tehlike yaratabiliyorlar. Bir iki pozisyon yarattılar. Ama net pozisyon anlamında e, yani yok yok gibi bir şey değil yani, mi? Yani kalecilerin gerçek anlamda zorlandığı yani mesela Altay'ın e, Vizca'in pozisyonunu pozisyonunda çıkardığı gibi böyle gibi, bir değil pozisyon mi? yok yani pozisyon anlamında çok kısır bir karşılaşma tempo anlamında da çok yüksek değil biraz da İstanbul'da nem oranı da çok yüksek belki Öyle o da yansıtıyordur. olur. Biz burada ee, klimalarla nefesi, oturamıyoruz. Evet, yani evet, dışarıya yani çıkmak yani, mümkün değil. Hakikaten sıkıntılı. Çok e, zorlu bir e, şey var. E, seyirci bile oturduğu yerden artık bu nefesi kesilmiş. Çok fazla reaksiyon vermiyor. Çok fazla tezahürat yapmıyor. Yani Galatasaray e, geçen seneki futbolunun uzağında e, görkemli değil. E, kadroda değişiklikler vardı. Tabii, e, Enzonzi bir e, savunmanın önünde oynuyor. 4-1 4-1 diyebileceğimiz bir oyun planı ile oynuyor. Jacklin'in e, e, arkasında dörtlü bir forvet attı var. Ama bu kadar kalabalık e, hücuma yönelik bir yapı gol üretemedi. yüretemedi. E, kanatlarda Babel ve Emre Mor var. Emre boş alan bulamıyor. E, Emre çok hızlı bir futbolcu. Dar alandan da çıkabiliyor ama şu ana kadar çok verim sağladı mı kötü değil ama iyi de değil. Ve Genel yani olarak. Pozisyon hakkında görüşünüz nedir diye sormuş. Hı. Neyle ilgili? Penaltı pozisyonu Şimdi o maç, maçın birinci da evet. ikinci dakikasındaki pozisyon, ee, orada bir el Bu arada elini bir e, yönlendirme var. Sen evet, mesela ben penaltı ben, çok yakın buldun. Ben penaltı dedim yani yüzde çünkü hı. şu pozisyon, sonra çekiyor ve e, offside kamerasından gördüğümüzde hı. bir pozisyonda o kadar net e, belli oluyor ki topun yön değiştirmesi de bir elle oynama görünüyor. Bence Şimdi, penaltı... Kalarkası kamerasında da bir çarpma gibi görünüyor. Yani yüzde yüz diyebileceğimiz şey yok. Ama penaltıya yakın bir pozisyon. Bakış açısına göre biz tabi televizyon ekran tek boyutlu ve onu algılayamıyorsun. Stattakiler çok daha net görmüştür. Ama hakem reaksiyon vermediğine, yardımcı hakem bayrak kaldırmadığına, dördüncü hakem müdahale etmediğine ve vardan... Bir dönüş zaten, yapılmadığına göre tabi tabi yani, yani burada inanmadılar inanmadılar hı. ve devam ettirdiler Burada ne Mete Kalkavan ne de hı. yani yardımcılardan herhangi bir tanesi görmeyebilir ya da fark etmeyebilir ama hı. yani var zaten bu pozisyonlar için VAR'da bizim gördüğümüz görüntüyü görüp de Hop bir dakika ya Mete gel bir bak istersen bu biraz tehlikeli bir pozisyon. Hı hı. Bir de sen gör dememeleri ilginç. Evet. Yoksa dur, durdurmadılar. Oyun yani, aktı gitti. Yani, yani ya, evet. ya da biz anlamadık burada. Belki de söyledi bir şey yok ya. inandırıcı hı, değil. Evet. Bence değmiyor gibi. Bir, bir toplu oynama evet. niyeti var bence. Elini uzatıyor, kolunu evet. uzatıyor. Evet. İki top yön değiştiriyor. Yani evet. o nedenle hani bence penaltı pozisyon ama tabii yani olmayabiliyor. Bana çok inandırıcı gelmiyor. Yani penaltı verilince de tartışmaya tabii, tabii, tabii. çok açık bir nokta olur. Hı. Ee, yani kameraya göre yorumun değiştiği bir pozisyon. Ee, o yüzden yani ben net karar varamadım. Ben bir, bir açıda penaltı, penaltı görünce konusunda? aa penaltı a, hala vara gitmedi mi ya da oyun devam mı ediyor diye şaşkınlıkla izledim. Hı hı. Bence penaltı Bülent ben emin değilim diyor hı hı. bence değil diyor hı hı. Ee, yani biz iki arkadaş burada yan yana aynı şeyleri seyrederek bile böyle farklı düşüncelerde olabiliyorsak zaten e, Türkiye'de de birçok insan farklı düşüncelere sahip olabilir devre bitti. Galatasaray karşılaşmasında devre bitti sevgili seyirciler. 0-0'lık eşitlikle soyunma odasına gidiyor her iki takımda. Antalya Spor, Yukatel, Denizlispor karşılaşmasında da devre arasına deplasmanda oynayan Denizli Spor'un 1-0'lık üstünlüğüyle gidildi. O maçta da 37. dakikada Bahadır Öztürk kendi kalesine attı golü bu hatırlatmayı yapalım. Sonrasında da hemen ilk 45 dakika ve ikinci 45 dakikadaki beklentiler konusunda Bülent'le hemen sohbete devam edelim. Bir taraftan da o penaltı pozisyonunu izleyebilir bir, miyiz? Bir diye? Daha Çünkü, mi diye bakıyoruz, değil mi? İlk yarıdan enstantaneler şu anda paylaşılıyor. Ha bu ne? En, şimdi bir pozisyon geldi. Ee, sağdan e... Feguly'nin yerden çıkardığı ortası. pozisyonda Cagni çok güzel. E Sansfor gol vuruşu yaptı. Gol vuruşu yaptı ama orada tabi Serkan iyi pozisyon almıştı. Çok yakın mesafeydi. Serkan mı savunma oyuncusuna mı sanki Serkan, ee, Serkan, Serkan galiba Serkan çarptı yani çok yakından Hı -hı. olduğu için ama güzel bir vuruştu. Onun dışında dediğim gibi kısır çok kısır e heyecanlandıran bir 45 dakika izlemedik ilk. Kere. Ama iklim e yani şey Hı -hı. koşullar da çok zor. Tabii tabii. Yani. Ee, biz burada hakikaten e, evin bir başka bölgesine giderken, hani şurada klima var e, ve çok daha hmm. farklı bir e, ısıdayız. Ona rağmen burada terliyoruz. Hmm. Burada e, hakikaten zor oturuyoruz. Hele evin bir başka bölgesine gittiğimizde o ağırlığı, o nemi hissediyoruz. Şuraya ne kadar kilometrede yani çok yakın bir yerde hmm. oynanıyor hmm. karşılaşma. O nedenle e, hakikaten oyuncuların bir şey yapabilmesi çok zor görünüyor. Şey Ama şöyle bir yorum var. Onu oku istersen hemen bakın. E, şey, evet. E, sen link atar mısın şimdi? Emin Demir ben linki attım. Ha, evet. e, Emin Demir Jagne baskı altında olduğu için kendini ispatlama çabasına e, giriyor demiş. E, olabilir doğru. E, bir de şimdi yeni bir santrfor e, haftalardır konuşuluyor. Mehmet Koçal yeni sezonda Sporbanc ailesine hayırlı olsun. Keyifli bir yayın diliyorum." demiş. Çok teşekkürler Mehmet. Özledik seni. Mehmet zaman zaman yayınımızda kamera arkasında bulunduğu yayınlarımız da olmuştu. Uzaklarda kalma bekleriz Mehmet. Şimdi topla oynama oranları geldi. Çok enteresan hı hı. bir rakam var. 75'e 25. Yani Konya Spor topu tamamen Galatasaray'a bırakmış bu oran çok yüksek. Tabii canım bir ben şeyinde. bir ara başarılı pas diye bir rakam yani görüntüye gelmişti. 200 başarılı pas Galatasaray'ın 50'ye yakın da bir yani pas. Maç çok Sporun açık. Hani dörtte biri kadar. Tabii. Yani bu açıkça Konya Spor'un maçı kilitlediğinin belgesi. Yani topu rakibe verip. E, alanı daraltarak, kendi yer alanını da çoğalarak boş alanları kapatmak ve, ve bu sistem ilk 45 dakikada tuttu. Ama Galatasaray e, iki devreyi farklı farklı oynayabilen bir takım. İkinci yeri daha başka bir maç olacaktır. Hı hı. E, kazanmaya ihtiyacı var çünkü kötü bir başlangıç yaptı. Mağlubiyetle girdi sezona. E, burada da bir puan kaybetmesi handikap oluşturur çünkü Şampiyonlar Ligi süreci başladığında e, Galatasaray çok zorlu bir periyoda girecek. Yani Ondan önce biraz puan biriktirmesi, cebe doldurması lazım cebine koyması lazım. Emin Demir, Emin Demir adlı izleyicimiz. Ayrıca bu oyunda Falcao'da da olsa etkisiz kalırdı demiş. Ne diyorsun? E çok haklı. Çünkü diyorsun, top mi? yani Santrafor'a top gitmiyor. Bir defa Feguli'nin altı pasta yerden gelen topu var. Orada güzel bir Santrafor vuruşu yaptı aslında Jack ne? Jack Ney, güzel bir. E, ama orada Serkan, ve Serkan da son çok çalıştı. Çok iyi çıkardı. Ama onun dışında Cagney'e top gitmedi. Yani da olsa biraz daha belki hareketli ama Cagney de çok hareketli bu maçta. Yani biraz önce yorumda okudun ya kendini kanıtlamak için eksi İspat yani e çabasında. evet biraz daha gayretli. Yani öyle ceza alanının içinde sabit beklemiyor. Daha koşular yapıyor. Ama top gitmiyor. Yani e e Konya çok iyi kapadı. Yani o %25 top kendinde kaldı. Topla değil rakiple oynuyor. Rakiple oynadığı için de bloke ediyor oyunu tamamen kontrolü altına aldı. Yavaşlattı. Hızlanmasına müsaade etmiyor. Ama ikinci yarı tabii bunun hamleleri olacaktır. Galatasaray'ın çok süratli oyuncuları var. Boş alan bulamıyorlar. Yani Konya tamamen kendi yaralanında hatta ceza alanının önünde bir hat oluşturmuş vaziyette. biraz antipatik gelen, çağdışı görünen bir sistem ama puan için yeterli yeterli bir sistem. Yani Galatasaray bunu nasıl açacak bilmiyorum. Havadan açması lazım. Jack Nava toplarında çok etkili bir santrafor. Yani ligin belki de en, yani Kasımpaşa'da yerden çok hava toplarıyla, kafa kafayla attığı toplarla dikkat çeken bir santrafordu. Yeteri kadar ama bir de şu var. Cagney'i çok iyi bloke ediyorlar. Hep yanında iki kişi var. Yani hiçbir gaz e, Galatasaray kanat oyuncuları da dönemiyor. Hı hı. E, Babel bir defa dönerek vurdu. Kaleci anca e, kalecinin alabileceği köşeye kadar bu şey yapabildi. Yani Konya Spor kendi açısından mükemmel bir maç oynuyor ama bu maçın temposunu ve kalitesini düşürüyor. Yani Koyun Spor puan mücadelesi yapıyor. Bir puana gelmiş. Çok net bir bir puan müsabakası gerçekleştiriyor. Diyorsun. E, Musa ceza sahasında final yapılamıyor diyor. Yani ceza sahasına Hı. kadar geliyor. Belki toplar ama bence o final yapılamıyor diyor. Jagne çıksın Adem girsin demiş yine Musa. Yerden olmuyor havadan gol arasınlar e, diyor. Çok haklı havadan ama yani Galatasaray niye havadan oynamıyor? Onu da anlamış değilim. Yani Galatasaray'ın oyun planı adama top. Tamam adama top da yani bu Konya Spor alanı çok daralttı, ceza alanı çok kalabalık. Hı hı. Yani yerden langırt oyununa döndü. Geçmiyor top. Yani bunu değiştirmen gerekiyor. Bunun yolu hava, yan ortalar ve hava hakimiyeti. Ve üstelik de senin bu sefer biraz daha farklı. Yani Babil'in de var. Hava toplarında vurabileceğin, araya süzülebilecek Enzonzi araya girebilir. Yani e, daha farklı bir yapı. Biraz Galatasaray'ın havadan oynaması lazım kanatlardan. Daha yüksek toplarla diyorsun. daha yüksek toplarla oynaması lazım. Yani ha, havayı hiç kullanmıyor. Hava sahası tamamen açık yani. Konuştuk ya. Türkiye hava sahası gibi açık. <gülüyor> <gülüyor> gel kardeşim yani. Oyna o zaman yani. Hava sahası yukarıdan gel. Yani Biraz. Ee... indir yani. Galatasaray çok uzun bir takım. Yani sağ, herhalde ortalaması 1.85 falan. Yani na, na, Nagatomo mu? Emre Mor Haricinde. ve seriyi çıkar. Yani 1.85'in altında adam yok. 1.85-1.90 basketbol takımı gibi. Yani o zaman havadan oyna ya biraz. Yani Galatasaray'ın e, maça bakış açısını değiştirmesi lazım. Yani bu bu tempoyla ve bu oyun planıyla bu Konya Spor savunmasını delemez. Yani bayağı sağlam bir blok oluşturmuş ve bu işin piri Aykut Kocaman kardeşim. Savunma kurmada ve maçı bloke etmede bir puansa Aykut Kocaman'ın işi. Yani bu duvarı delmen için senin hı hı. hani İngiliz Almanların Normandiya çıkarması gibi hani 1 milyon askerle <laughs> falan çıkman yani büyük bir baskıyla yarman parçalaman Gerçi lazım. o baskıyı kuruyorlar ama ceza alanında ama giremiyorsun ki. Döndürmüyorlar Şu ana kadar seni. son vuruş ya da kaleyi Ay, ayak, zorlayan. ayak ayakla yerden geçemiyorsun. Geçilmiyor. Konya yerden geçilmez. Bu Ama o, şeyde de gibi Konya <laughs> yerden geçilmez <laughs> diyor Bülent evet. Tucay. Ya o ova ova bunlar ova bunların işi. Düz, düz alanda bunları geçemezsin. Tabii canım Tony Musa. geçemezsin. Musa diyor ki Babel var, Jagne var, Enzonzi var, Luindama var. Evet. Yani aynen katılıyorum diyor. Ee, Sen evet, söylediklerini evet. havadan oynarsak kafa golü atarız diyor. Zorlarsın. Yani illa kafadan ama o ceza alanını karıştırır. Dönen top gol olur. Yani o şeyde gayet iyi. Ee, yani kafası sarılı neydi çocuğun adı? <laughs> Şey, hemen bakalım ona bir dakika gazimiz, G gazimiz değil Konya, de, Spor, evet. Spor, kom, Konya Spor Konya Spor'un e, mesela şey tandeminde e, gayet başarılı Bence hem yerden hem havadan ya şu an, ama havadan çok zorlamadığın için başarılı bak şimdi İsa toplu oynama 75'e 25 şut Evet. E, ona 7 İsabetli pas 303'e 76. Düşünebiliyor musun? Yani topla işi yok yani Konya Spor'un. Adamı oynuyor. Yani çok açık tablo ortada. Adam markajı yapıyorlar. Toptan bağımsız oynuyorlar. Demek ki sen o zaman topu e, açık alandan havadan indireceksin. Yani hava hakimiyetini zaten, kullanarak. Hani e, Ali Turan'la Anicic de e, havadan da yani öyle kolay kolay top da pek fazla vermediler yani şu ana kadar. Evet. Yevtovic ve Johnson da e, savunmaya dönük e, ceza alanında kademeye girdikleri için. Fakat koskoca bir 45 dakika daha var. Evet. Yani e, Konya Spor'un işi bence biraz daha zor. Çünkü o disiplinle ne kadar e, devam e, edebilirsin? Hani sadece savunmayla o bir 0-0'a gelmiş. Eder çok kolay. Yani Galatasaray temposunu arttırmazsa ve oyun planını değiştirmezse Konya 1 puanı alır gider. Hatta bir kontra bulur. Belki de 3 puan alır gider. Yani... Hayır kontra buldu zaten ama hani öyle etkili olmadı. Etkili Fakat olmadı maçın ama... başında ilk o 5 dakikada evet, üst üste 3 evet. korner kazandıkları bölümde bence Konya en etkili olduğu bölüm oydu. Evet. Yani bir 5 dakika iyi başladı, sıkı başladı bir Galatasaray'ı şaşırttı. Çünkü Galatasaray, ya bu Galatasaray'ın oyun hastalığı. Galatasaray maçlara temposuz başlıyor. Hı -hı. Ve Aykut Kocaman bunu çok iyi tespit etmiş. Hı, -hı. Bir şok golle bulabilir miyim de, yani orada bir zorladı olmadı. Galatasaray böyle lay lay. İkinci yarı tempo yükseltiyor. E bu, ama bu bloke ediyor Konya. Yani acaba delebilecek misin? Bunu yapabilecek misin? Onu bilmiyoruz. Evet. Hep beraber canımlar, Musa. Tam da senin söylediğin şey. Demirin, Demirin yorumunu. Evet evet Musa Cagney'e e, takmış durumda e, Kafasını Boyatmış ama vücutta kafa var Ama kafa yok gibi Top gelmiyor e, canım Cagney'nin yani bu yapmış. maçta bir günahı yok ya. En temiz maçı Cagney'nin Top gelmiyor adama ne yapsın <laughs> Başka enteresan Yorumlar var hakikaten Musa Cagney e, <laughs> Emin Demir de yine de Galatasaray ikinci yarıda golü bulacaktır. Fatih Hoca kötü oynarken kazanmayı çok iyi bilir demiş. Evet. Ya bu şimdi bu tür 0-0'a oynayan takımlar golü bulduğunda çözülür. Galatasaray farka da gidebilir ama öyle kritik bir nokta ki bu 0-0'a da bağlanabilir. Aşacak formülü üretmek gerekiyor. Aa Fatih Terim'in e, maçı çevirdiği devre arası sonrası takım üzerinde direkt tesir ettiği ortada. Hı -hı. Yani birçok maçta bunu gördük. Muhtemelen Yine bunu yapacaktır. Yani oyun planında bazı oynamalar yapacaktır. 60-70. dakikada da belki Adem Büyü'yü sokacaktır. Hamleler yapacaktır. Olabilir. Yani bilmiyorum. yani Emre Mor çünkü ilk 45 dakikada patlayıcı bir futbol sergilemedi. Yani ama o... Emre Mor zaten o patlayıcı Hı -hı. futbolu sergileyeceği bir boş alan da mümkün ama değil burada. Boş alan yok ama Emre'nin şöyle bir avantajı var. Dar alanda da etkili. Yani dar alanda belki Babel'den de etkili. Yani 3 kişinin arasından geçiyor ya yani adam böyle bir sihirbaz tarafı var. Onu da göremedik ama. Yani Emre Mor'un tamam boş alanda süper bir adam. Tutulamayan ama yani... dar alanda da insan içinden geçen bir yapısı var. Bu karşılaşmada da yok. Yani Emre'yi Mor... Emre de abartmamak lazım şimdi. Emre'yi de ancak işte bu tip maçları çok oynayarak hmm. ve o disiplini e, işte Fatih Terim'le birlikte ya da evet. Galatasaray Teknik ekibiyle birlikte kazanarak Emre'nin kazanılması söz konusu olabilir. Doğru haklısın. Olabilir. Yani, Bir, büyük maç maçta büyük kulüp tecrübesi yok. Tabii, tabii, Hangi takımda nerede top oynadı? Emre'nin top oynadığı birkaç tane maç var. Onlar da hani milli takımımızda tabii. oynadığı maçlar. Onun dışında Top ne, Dortmund'da, Dort, 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 다니, Dort, da Dort zaten herkes... kadroya girmedi. Hoca ile yani. takıştı. Celta Vigo'da olmadı. Yani aslında e, büyük maç tecrübesi çok sınırlı bir futbolcu. Anlamda haklısın. Büyük takım tecrübesi. Ama buraya gelmek için çok uğraştı. İstanbul'a geldi. Florya'da Fatih Terim'le özel olarak konuştu. Ve Fatih Terim'e açıkça ne olur hocam beni alın. Bana bir son bir şans verin dedi. Yani adam, çocuk oynamak istiyor. Yani bu şansın da onun için en uygun şartlarda olmasını temenni ediyor. Fatih Terim üzerinde olmasını istiyor. Ama Florya'daki Fatih Terim'e tırnak içinde yalvaran Emre Mor'la sağdaki 45 dakikayım Emre Mor arasında aynı işler ben demedim. Galatasaray hücum olarak daha ziyade sağ kanadı kullanmış. İlginçtir Konya Spor'da çok benzer bir şekilde sağ kanat ağırlıklı oynamış. Hemen şunu hatırlatayım. Sevgili Musa ben soyunma odasında olmak istemezdim futbolcuların yerinde diyor. İçeride bir fırçalama yok ya böyle bir efsane de da sanki çeşe okul çocuğuna fırçalıyor. yok öyle bir şey ya <laughs> profesyonel milyon dolarlık adamlar yani Soyunma odasında hakikaten böyle şey mi inanıyorlar hani da, duvarlar muvarlar yıkılıyor hani balyozla mı giriyor zannediyor? O, o kadar da değil canım. Bu taktik konuşmalı mutlaka. Ateşleyici şeyler tabii ki olur. Bildikleri seyircilerimizin. burada ben olmak isterdim soyunma odası çok renkli bir de nasıl bir başka izleyicimiz de İso hayırlı akşamlar diyerek yayınımıza katılmış. İyi akşamlar, hoş geldin, sefa geldin sevgili İso diyelim. İkinci yarıda neler bekliyor Vallahi ikinci yarıda bir kere Galatasaray değişiklikle bu... başlar mı? Yok, başlamaz. Fatih Terim çok çok özel durumlar dışında 60. dakikadan önce oyuncu değiştirmez. İlk yarı hiç değiştirmez. İkinci yarıya da değişiklikle çok nadiren başlar. O yüzden ben bu maçta değişiklikle başlayacağını tahmin etmiyorum. Hı, hı. Belki Emre Mor'u biraz daha hani sana şans verdim kullanamadın diye değiştirebilir ama yine de 60 65'i bekler diye tahmin ediyorum. Çünkü ateşleyici konuşma yapacaktır. Kendinizi gösterin burası Galatasaray. 45 bin kişi geldi sizi izlemeye geldi. Sıcak mıcak mazeret yok. Futbol oynayın diyecektir. Hı hı. Ve 15 dakikada bunun karşılığını görmek için sahiyi izleyecektir. O reaksiyonu vermeyen oyuncular üzerinden de tasarrufta bulunacaktır. Ben 60'a kadar bir oyuncu değişikliği öngörmüyorum. <laughs> Bu arada İrem Özer soyunma odasında olup o parayı alsan... Hele ki Türkiye gibi bir e, sorunda futbolcuyu dinleyip antrenörü kovan bir yerde soyunma odasında olmaktan korkacak bir şey yok ki demiş. E doğru İrem. Ee, selam İrem'e de. <laughs> İrem'e buradan Hı -hı. selam gönderelim. En son şeydeydi değil mi? Marmara'da bizim. Hayır hayır Vodafone. Vodafone'da süp, finalde. Süper Kupa finalinde. Vardı. Gönüllü. E, UEFA gönüllüsüydü. Her yerde ya. Vallahi Maşallah aferin. Evet. Anılçı Emre ile Babel'in kanat değiştirmesi lazım demiş. Ya onu bir iki defa denediler. denediler. Ee, Emre ile Babel e, kanat değiştirdi. E, ama çok büyük bir tesir yaratmadı. E, belki Babel'in içeri girip çift santrafora dönmesi lazım Galatasaray'ın. Yani 4-1-3-2'ye dönebilir. Yani 4-1-4-1 diye tabir edebileceğimiz bir oyun oyunu. İleride bir değişiklik yapabilir. E, çünkü Cagney çok baskı altında. İki stoperin arasında kolay pozisyon da top gitmiyor zaten ona ama Babel ona yakın oynadığında oyunun şekli değişebilir. Ben belki sistemde bir müdahale olabilir diye düşünüyorum. Yani Babel'i içeri kaydırıp e, kanada alabilir. Yani Emre'yi sola, Feguli'yi sağa e, böyle bir seriyi ortaya ileride de iki çift santrafora dönebilir. Çift, çift santrafor Konya Spor'un ezberini bozabilir. Yani ben Fatih Terim yerinde olsam, Fatih Terim olsam çift santrafora dönerdim ikinci yarıda. Yani Babel'i de Jack ee, neye yakın oynatır. Çift santraforla Konya'nın savunma bloğunu yıkmak için buracağım diye. Daha yapardım. fazla zorlardım, daha evet, fazla baskı evet. uygulardım diyorsun. Evet. Peki Musa eee girmeli demiş. Pek santraforla alakalı değil ama kanatlarda da e, bir aksaklık görüyor olsa gerek Musa. Sen ben, nasıl gördün? Nagatomo, ben, oyunda, bence yani, da... Nagatomo ve şey çok bindirme yapıyor. Mariano da fena değil. Yani lineslik bir maç değil. Yani beklerle ilgili temel bir sıkıntı yok. Yani onlar yeteri kadar Hı -hı. ileri çıkıyorlar. Ee, ve takviye Bu yapıyorlar Bu arada hücuma. bir değişiklik. Evet Adem oynuyor. Yaptı. Kimi aldı? Emre Emre'yi aldı. İşte, biraz önce dedim ya cezalandırmak için şans verilmediği Emre'yi çıkarabilir. Çıkarırsa belki de 60'ı bekler dedim. Beklemedi bile. Yani Emre Mor'un e, onunla hayal kırıklığı yaşattığını Emre Mor'a da hissettirmek için bunu yaptı ki Fatih Terim'in 46. dakikada oyuncu değiştirmesi çok nadir bir olaydır. Yani e, bir sezon içinde, 34 maçta e, ya bir ya iki defa yapar bunu. Hı hı. Ve e, başlama düdüğüyle, ikinci aranın başlama hı. düdüğüyle birlikte oyunu yine rakip yarı alana e, yıkma düşüncesinde Galatasaray. Bakalım ikinci yarı nasıl olacak? Hep beraber göreceğiz. Maçın aşağı yukarı 80 ile 85. dakikası arasında yeniden burada olacağız sevgili dostlar. Buluşalım ve maçın yenilini bakalım o zaman da skor yine 0-0 mı olacak ya da değişik mi olacak maçın sonunda birlikte oluncaya kadar şimdilik hoşçakalın kalın diyoruz ama maç sonunda bizde birlikte olmayı unutmayın. Yeniden iyi akşamlar sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. 85 dakika geride kaldı Türk Telekom Arena'da ve Galatasaray 60. dakikada Ryan Babel'in ayağından kazandığı golle bu sezon ilk golüydü ligde. Ryan Babel'in golü 1-0 önde oynuyor. Jagne şimdi çıkıyor. Selçuk İnan oyuna giriyor. Bir santifor çıkıp orta alan oyuncusu oyuna giriyor. Neden? Çünkü Galatasaray 74. dakikadan itibaren e, sahada bir kişi eksik sebebi de Serin'in kırmızı kart görmesi. Evet. evet. Gülen, nasıl gelişti ikinci yarı? Beklediğin gibi miydi? E, neler anlatabiliriz, Şimdi, neler söyleyebiliriz? İlk 45 dakika çok durağan tempoda oynanan bir futbol vardı. düzgün gol pozisyonunun olmadığı, bir Jacklin'in e, ayak içiyle ters vuruşu dışında pozisyonun hı hı. olmadığı bir 45 dakika diyebiliriz. İkinci yarının başında Galatasaray tempoyu yükseltti. Gol için bastırdı ve 60. dakikada golü bulana kadar nispeten ilk yarının o durağan, sıkıcı temposunun dışında yüksek tempolu bir maçı izlemeye başladık hı hı. ta ki golü bulana kadar. Babel'in e, golünde tabii Ali Turan'ın ayağına da çarparak poz, e, top yön değiştirdi ama bunun için bile gol e, şut girişimde bulunmak lazım. Galatasaray'da bunu yapan tek isim sürekli kaleye e, gol arayışında şut çeken tek isim Babel'di. Ve e, onunla golü buldu. Son dakikalarda biraz önce yine benzer bir pozisyonda da gole yaklaştı. Çünkü Babel her fırsatta kaleyi yokluyor. En azından dönen top pozisyonu e, olur diye böyle bir e, düşünce yapısıyla hareket ediyor. Çok da yerinde hareket ediyor. Sağının Galatasaray açısından illa e, en başarılı futbolcusu diye e, bir star arayışı içine girersek e, bir numaraya Bobel'i yazmamız gerekiyor bu karşılaşma için. Ama genel olarak düşük tempolu golden sonra da Galatasaray e, tempoyu düşürdü ve 1-0'ın üzerine yattı. Konya Spor'un zaten gücü sınırlı ilk yarı e, resmen bir duvar örmüştü. E, etten bir duvar örmüştü. Golü yedikten sonra daha e, açık futbol oynamaya başladı. Nispeten hatları arasında bir ayrım ortaya çıktı. Yani hatlar olduğunu gördük. Yani orta saha, forvet, savunma gibi bir hata dizilişi varmış. O dizilişler aralar açılınca fark ettik Konya Spor'da. 11 kişi yığılmıştı çünkü. E, ama e, Dişi yok. Yani ısıramıyor. Konyaspor'un gücü sınırlı. Galatasaray çok fazla tehdit edemedi. Galatasaray da tempoyu yükseltmedi. Özellikle serinin kırmızı kartından sonra ee, iyice ee, kapandı. İşte Jacklin'in çıkıp Selçuk'un orta sahaya müdahalesi de sanki bunun örneği gibi karşımızda duruyor. Yani Galatasaray açısından henüz lige çok hazır bir performans var mı derseniz e, ee, izlediğimiz maçlar üzerinden yorumladığımızda Galatasaray'ın hala lig havasına girmediğini söyleyebiliriz. Denizli mağlubiyetiyle başlamıştı. Bugün Konya Spor'u yeniyor. Konya Spor ee, güçlü bir takım ama çok gol bulabilen, rakibi çok bunaltan bir takım değil. İyi puan alacak bir takım. Yani iyi savunma yapan bir takım. Ama golü yedikten sonra onların da oyun planlarından kopmalar oluyor. E, düşünün Galatasaray şu, son çeyreği 10 kişi oynuyor. Hatta Santrafor olduğunu unutlar. Jackney top atmadılar yani Jackney ikinci yarı bayağı orada tek başına. Peki da bir farklılık görebildin mi yani Galatasaray'ın 10 kişi ya da bir kişi eksik oynaması Konya Spor açısından hani çok avantaja dönüşmedi. Herhangi bir avantaj. Avantaja değil mi şu dönüşmedi ana kadar? çünkü Konya Spor galibiyet için yoğun baskı oluşturamıyor yani hı hı. Konya Spor bu anlamda çok yaratıcı bir takım değil. Konya Spor puan takımı yani puan oynayacaktır. Ben şimdiden söyleyeyim 34. haftada tabelaya baktığımızda bu mantıkla devam edersek en fazla beraberlik alan takım Konya Spor olur. Beraberlik takımı yeterli puanları alır Ama Riske giren Kendini zorlayan rakibi bunalttan böyle bir oyun anlayışı yok yani Klasik Aykut Kocaman takımı Fenerbahçe bile böyle oynatıyordu yani kontrollü sonra Çıkalım Bu kadar yıldız futbolcunun olduğu bir takım bile Bu yanlış bir strateji mi değil ee, Yani e, Mourinho bile Inter'deyken, İnter'i öyle anlatarak Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmuştu. Elindeki kadrodan maksimum verim alma üzerine bir sistemdir ama bu aynı zamanda artık hızlanan Avrupa futbolunda demode bir anlayışın temsilciliği göre şeyini de alıyor, temsilciliğini alıyor. Yani insanlar artık daha hızlı futbol izlemek istiyor, daha akıcı. Şampiyon, tabii daha akıcı. Duran futboldan hoşlanmıyorlar, stratejik futboldan haz almıyorlar. Aykut Kocaman'ın futbolu stratejik futbol. Ee, o yüzden de keyif vermiyor. Ama Galatasaray'ın da bugün için yüksek tempolu, keyif veren bir futbol oynadığını söyleyemeyiz. Evet Galatasaray için. 3 puanı aldı ama futbol olarak belli bir barajın üzerine çıkamadı. Stada gelen 40 bin, 45 bin kişiyi futbol olarak bence doyuramadı. 90 artı birinci dakikanın içindeyiz. 6 dakikalık kayıp zaman işareti geldi. Ee, biraz önce... ...Selçuk İnan... E, ...Jagde'nin yerine girmişti... E, ...şimdi de... Cemil Durmaz... Fenguli'nin yerine oyunda... E, ...ilk e, 45 dakikanın... ...sonunda da... E, ...hemen hatırlatalım... ...Emre Mor'un yerine... ...Adem Büyük... ...oyuna girmişti... ...her iki takımda... ...üçer oyuncu değişiklik haklarını kullanmış oldular... ...Ali Yaşar, Ali Çamdalı ve... ...Faruk Mia oyuna girdi... ...Yevtoviç... Daci ve Ferhat da oyundan çıkan isimler oldular. Konya Spor'da 90 artı birinci dakikanın da sonuna gelip 90 artı ikinci dakikaya giriyoruz. Bu kez roller değişti. Bir kişi eksik. Galatasaray tüm hatlarıyla kendi cezalarının önünde savunma kurgusu içerisinde ve Konya Spor takımı rakip yarı alanda kalabalık bir şekilde gol arıyor ama hani öyle net diyebileceğimiz herhangi bir pozisyon ikinci yarı boyunca yoktu. Hiç hatırlamıyorum ben bilmem yani unuttuğum bir şey olabilir Yok, mi? Yok hayır hayır. yani Mustara en e, rahat maçını oynadı. Yani Galatasaray bu maçı e, kalecisiz ve santraforuz çıksa da kimse fark etmezdi. Yani ekstra ediyorsa bir de yani Mustara'ya hiç düşmedi. Jack neydi, top gelmedi. Yani Galatasaray 9 kişilik bir futbol oynadı. İşte e, Konya Spor 9-11 oynandı. Konya da bu kadar gücü var. Yani e, Konyaspor ilk 500'lü olacak bir kadro değil. Onu söyleyelim. Ama bu kadroyla düşer mi? Düşmez. Tutunur. Çünkü e, stratejik futbolu bilen bir teknik adımı var ve istediğini alır. E, bu maçlar zaten onun sikletinin maçları değil. 0-0 oynadı ama Babel'in golü oyunu bozdu. Yani Ali Turan'a çarpmasıyla e, ve Babel'i durduramadı. Yani Babel burada yaratıcı e, futbolcuydu ve Galatasaray'ın e, rahatlatıcı unsuru haline geldi. Hakikaten başta da konuşmuştuk ya Tabii programdan be. önce. Yani Babel en akıllıca transfer bunu bugün var karşılaşmada gösterdi. Bu karşılaşmada istek, performans ve gol hem bu olmaktır. karşılaşma hem de bundan önceki hazırlık karşılaşmalarının tamamında Babel fark yaratan oyuncu görünümündeydi. Yani evet. şimdi doğrusunu söylemek gerekirse işte zaman zaman savunma disiplini ya da takım oyun disiplinine uyan çok ekstra artı özellikleri olan zaman zaman savunmanın en gerisinde hani rakip bek hücuma çıktıysa zaman onu zaman değil. Her, her zaman canım babeler yerdi. yani Bilalmaz. şu anda da yine tabii. aynı Sol şekilde Nagatomo'nun Nagatomo, da gerisinde. Nagatomo'nun bırak kademesini, evet, evet. <laughs> neredeyse Nagatomo <'nun> kademesine neredeyse Nagatomo'nun kademesine girecek şekilde. Evet. Yani çok başarılı yani bu maçta çok ön plana çıkan Babel'di. tek golün sahibi de tabii, zaten tek, tek Babel. Tek golün sahibiydi. o yüzden ee, yani Galatasaray çok değil. denizli maçında da gördük Fatih Terim'in cezası bitti kulübede sağ kenarında ama e, yani denizli maçından çok farklı bir Galatasaray yok açıkçası e, Kayseri deplasmanı öncesi de e, pek göz doldurmadı yani kolay olmayacak haftaya da karşılaşma Galatasaray açısından ki deplasmanların hepsi artık büyük takımlar için kolay değil. Galatasaray e, hakikaten bu konuda biraz sıkıntılı tabii, bir tabii. performans sergiledi geçen sezon şampiyon olmasına rağmen. Ondan önceki sezonda 7 mağlubiyetle tamamladı, 7'si de deplasmandaydı. Yani eee yenilgi mağlubiyetlerinin deplasman artık çok zor Ateşten gömlek, Galatasaray için iki kat gömlek. İçlik de var yani. <laughs> ateşten içlik de var. Hani Galatasaray her deplasman o yüzden bu maçlar iç saha maçları çok önemli. E, bu maçı karşı kazandı ama biraz zamana ihtiyacı var. Ya tabii şöyle bir alışkanlık da var. Yani diyorlar ki Şampiyonlar Ligi Eylül'ün ortasında Galatasaray açısından başlayacak. Yani takımın form grafiği çalışma periyotları buna göre planlanıyor. Şampiyonlar Ligi Doğru. yaklaştığında Doğru. maksimum ulaşacak. O yüzden şu anda Galatasaray gerçek yapısında değil. Ama ben bunun biraz eski moda bir anlatım tarzı olduğunu düşünüyorum. 28 kişilik geniş kadro dikkate alındığında o zaman ikiye böleceksiniz. E bu dönem içinde hazır bir kadro oluşturacaksınız. Yani aynı kadro üzerinden bütün öyküyü anlatmak bana çok realist gelmiyor. E Avrupa'da da maç seyrediyoruz. Orada öyle bir şey yok. Peki bu sene Galatasaray'ın yaptığı transferler biraz da kulübeye yapılan transferler olarak yorumlandı. İlk 4-5 transferi öyleydi. E sence hem Şampiyonlar Ligi hem de Ligi... E, götürecek e, bir kadro derinliği Var mı bu sene Galatasaray'da e, Var yani şimdi ilk 11'deki e, 4 oyuncu bu senenin yeni Transferi yani Galatasaray a Aslında Kadrosunu eyvah, Konya çok Konya attı geldi ve buldu. Konya golü buldu 1-1 evet. 90 artı 6. dakika Evet yine bir savunma Johnson. hatası Uzaklaştıramadı ve e, Çok ilginç bir gol oldu Evet evet İki Konya sporlu oyuncu ceza yayında topu birbirlerine yani savunma uzaklaştırma çabasındaydı birbirlerine Galatasaray'dan bırakmadılar. Galatasaray'dan domptan sekti ve şeyin önüne düştü. Johnson'un Johnson önüne düştü. Johnson da çok net bir pozisyonda boş rahat bir pozisyonda çaprazda. Yani donku çok alakasız bıraksa avuta çıkacak. Yani karambol topu. bilardo gibi. Bilardo yani langırt top, top oyunu top, gibi. Bilardodaki i̇şte karambol oyunu gibi hakikaten... bunlar olabiliyor. Bir Konya da çok şans golü. Önüne düştü. Galatasaray'ın golü de biraz şans golüydü. Ali Turan'a çarparak girmişti. Ee, ve Konyaspor bu golle e, beraberliği yakaladı. Ee, yani Galatasaray dediğimiz gibi gümbür gümbür oynamadı. Ama bu tabii trajik oldu. Yani bitmek üzere herhalde. Birazdan e, bitirecek evet, 90 hakim. 90 artı 7. Evet. dakika. Topu tekrardan... Ee, yanlış başlatıldığını söyledi. Bir daha atış yaptıracak. Yani e, Konya Spor bir puan hak etti mi? Valla e, terazi yani bana verseler puan dağıt hani bir puan senin bir puan senin. Bir puanı dağıtırım yarım puan senin yarım puan senin diye. Yani öyle bir sistem <laughs> sen, olsa sen... yani iki takımın toplamı bir puan etmez. Bugünkü futbolun hakkı bir puan etmez. Ee, yani kötü bir maçtı. 1-1 bir, bir bitti. Galatasaray çok hak etmedi. Ha, Konya'da bir puan hak etti mi? Yani bu e, dedik ya Aykut Kocaman stratejik şeyler ama serinlatılması e, Galatasaray'ı biraz daha mahkum etti ve maç ve şimdi. Mete ve Mete Kalkaban'da 90 maç. dakikanın bittiğini belirten düdüğü çaldı. Ee, doğal olaraktır ki hem tribünlerde hem de sahada oyuncular 90 artı 6. dakikaya kadar 1-0 öndeyken 3 puanı avucunuzun içinde tuttuğunuzu zannederken e, hani psikolojik bir... E, Başakşehir'in yaşadığını yaşıyor. şey. Başakşehir'de avucunun içindeki maçı son dakikada o golle Fenerbahçe'ye verdi. Yani önce berabere sonra mağlubiyet golü geldi. Galatasaray içinde son dakika yani maç bitmek üzereyken puan verdi. Yani Fenerbahçe son dakika golüyle puanlar aldı. Galatasaray'da puanlar kaybetti son dakika golüyle. Biraz şanssızlık oldu. Yani Şans meleği dün Fenerbahçe'nin omuzundaydı. Bugün de Galatasaray'ın omuzlarından kalktı gitti Konya'ya. Evet, Konya. Konya Spor'un omuzunda da diyebiliriz. Evet. Ee, doğaldır ki şimdi tabii Konya Sporlu futbolcular son dakikada gelen beraberlik golünün mutluluğunu ve sevincini Yaşıyor. yaşıyorlar. Evet. Galatasaraylı futbolcular da son dakikada yenen golün evet. hüznü ve sıkıntısıyla moral bozukluğuyla soyunma odasının yolunu tutuyorlar. Tabii. işte futbola evet, ilginç evet. Hakikaten son dakikada gelen yıkım bu ama gol. Galatasaraylı oyuncular hala kendilerine gelemedi. Ama bu böyledir. Yani bir de Galatasaray'da bir disiplin problemi var. Geçen hafta Marka o kırmızı kart gördü. Hem de ilk yarıda. Bu karşılaşmada seri adamın ayağına basarak kırmızı kart görüyor. Yani bu bence sezonun başında olmaması gereken bir şey. Bir kere 11-11 bitireceksiniz. Galatasaray sağ içi disiplininde sıkıntı yaşıyor. İkinci yarışıyor. hafta iki kırmızı. Bir evet. Bu, bu müthiş i̇kinci negatif bir başlangıç. Kırmızı. Bu olmaz mı? Yani önce oyuncu ve gereksiz kartlar. Yani ikinci sarı kart geçen haftaki Markao'nun çok gereksiz ve ilk yarıda yenilgiye neden olan etkenlerden biriydi. Bu karşılaşmada da Seri'nin kasti tekmesi yani hakemin gözünün önünde hakem ona hemen görmedi varla attı. Yani 5 metrede hakikaten Mete Kalkavan o kadar yakındı ki pozisyona Sonra VAR'la evet. yani uyarı geldi de evet. kırmızıyı çıkarttı evet. televizyon yani şeyde ekranda izleyerek evet. e, bence de hani hiç itiraz edecek bir şey yok bu yok. pozisyonda evet. Evet. hatta ve hatta VAR belki de ilk dakikada hani penaltı olduğunu benim penaltı olduğunu düşündüğüm senin evet. e, hayır dediğin pozisyonda da e, VAR'a çağrılmış olsaydı bambaşka bir skor olabilirdi. Evet. Birinci dakikada Galatasaray 11-11 iken gol yerek başlamış olsaydı çok daha farklı bir skor evet. olabilirdi. Bu böyle olmazdı. Uyudu uyudu ya. Şu yani, anda yani 1-0'a bağlayıp. Uyurttu. Aynen öyle. Sonra kendi uyudu Konya bir yani, langırt golüyle. Eğer Langırt golü diyelim çünkü önüne düştü Johnson. <laughs> Johnson'ın adeta abi, piyangodan çıkar ya evet. böyle bir şey hiç beklemezsiniz. Ee, Johnson'ın önünde top birdenbire belirince ona da sadece düzgün bir vuruş yapmak kaldı ve o vuruşu da yaptı. Bu arada biz tabi gecenin diğer karşılaşmalarına da bir bakalım. Yani bu Gaz açısından trajik bir final oldu. Yani bu 90 dakikanın finali 90 artı 6'da. Musa kademe hatası yaptı o da pişman oldu demiş. Yani bu tür futbolun bu geriye yaslanma 10 kişi kaldı mı geriye yaslanma zihniyetine lanet olsun ya demiş. Evet ben şimdi hemen e, sayfaya gireyim de bir bakayım neler kimler neler söylemiş. Evet, Kalkavan kariyerinin en iyi maçını yönetti demiş öte yandan. Ya vallahi gözünün önündeki kırmızı kartı göremedi. O kadar da <laughs> kariyerin maçı değildi. Ama genel olarak ama bu maçta e, tartışmaya çok açık pozisyon da olmadı. Yani Aslında o kırmızı o kart penaltı, dışında. kırmızı kartta penaltı pozisyonu. Sana göre ama penaltı. Hani ben mesela onu e, kale arkası şeyinden e, penaltı gibi gelmedi bana. Ama ama, e, ama şey gözünün önünde çok net e, kırmızı kartlık e, şeyi pozisyonu sarı kart gösterdi. Yani gördü, görmüş. Yani görmese hiç kart göstermesi anlarım. Orada seriye sarı kart göstermedi hı, mi? Hatırlamıyorum. Orada görüyor pozisyonu yanlış yorumluyor. Yani o Biraz e, sıkıntılı bir durum. Ama Mete Kalkavan'la yanlış bilmiyorsam 3 sene sonra mı geldi Türk Telekom Arenaya? O babasının fenalaştığı evet. şey o maçtan beri hani Galatasaray'la aralarında bir şey vardı. Yani bu stada gelmiyordu, atanmıyordu. Onun için de kolay bir maç değildi Mete Kalkavan açısından da. Çünkü babasının statta yaşadığı kalp krizi vefatıyla sonuçlanan sürecin başlangıcıydı. E, o yüzden onun da açısından baktığınızda Mete Kalkavan için de kolay bir karşılaşma değildi. Yukatel Denizlispor deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti sevgili izleyiciler. Goller 37'de Bahadır Öztürk kendi kalesine, 67. dakikada da Modu Barov'dan gelmiş. Bu bilgiyi de verelim. İlginç hemen puan durumuna şöyle bir bakacak olursak da Fenerbahçe 2-2, Alanya Spor 2-2, Çaykur Rizespor 2-2, Yukatel Denizlispor 2-2 yaptı şu ana kadar e, bu takımlar yani 4 tane takım 6'şar puana sahipler ligin e, ilk sıralarında yer alıyorlar evet, evet. ki Denizli Spor ligin yeni takımı içeride e, Galatasaray'ı mağlup ediyor 1. E, süper lige çıktığı ilk sezon ikinci haftada deplasmanda Antalya Spor gerçekten iyi başlayan iyi, iyi çok takımlardan iyi başlayan. ama Yücel çok deneyimli bir teknik adamdır yani 4 tane takımı Tabii. süper lige çıkardı e, ee, Karabük'te yaptıkları ortada. Yani Yücel Hoca e, çok kıymetli bir insan. E, umarım başarılı olur. Başarılı olacağından yana hiçbir şüphem yok. Biraz şans verilmeli. Israr edilse Yücel'de çok daha büyük başarılı imza atar. Ee, evet. E... O ara gözüne inme indi abi demiş. <gülüyor> <gülüyor> Gözünü kapamış orada. <laughs> Bazen işte o bir göz kapama <laughs> anı bile evet. hakikaten çok şeyi kaçırmasına sebep olur herkesin. Sevgili dostlar işte şu ana kadar oynanan karşılaşmalarda alınan skorları hemen bir tekrar edelim. Bakalım. Hangi maçlar kaldı? ikinci haftaya gelelim. Gelecek haftanın maçlarında sonra hmm. evet Beşiktaş 3 Göztepe 0 e, Cuma günün maçıyla başladı. Hafta Ankara Gücü 1 e, İstiklal Mobilya Kayseri Spor 1 Alanya Spor 4 Kasımpaşa 1 Başakşehir 1 Fenerbahçe 2 Çaykur Rizespor 2 Demir Grup Sivas Spor 1 Siva Trabzon Spor 2 Yeni Malatya Spor 1 Galatasaray 1 Konya Spor 1 Antalya Spor 0 Yukatel Denizli Spor 2 e, Yarın bir maç kaldı Pazartesi akşamının maçı Gazişehir Şehir Gençler Birliği karşılaşmasıyla ikinci hafta tamamlanmış olacak ligde. Ee, bu hafta da en fazla dikkatini çeken olay ne? Aklında kalan. Fenerbahçe'nin isteği, arzusu, maça asılması ve Başakşehir gibi bir deplasmanda yenilgiden galibiyete ulaşması. İkincisi de Beşiktaş'ın Kuarejma ile yani bu şekilde vedalaşması, yani şık olmayan bir nokta koyması, en azından statta onore edilebilirdi. Yani Kuarejma çok önemli bir figür. Peki yani bu Beşiktaş? Starası bir star. Zaten eleştiri oklarını üzerine çeviren, çevirilmiş olan yönetimin ya da başkanın işini zorlaştırır mı? Zorlaştır, ne bekliyorsun? O Beşiktaş çok karışık. Bir kere sezona. Yani muhalefetle, çok sert bir muhalefetle karşı karşıya Fikret Orman ve kongrelerdeki dil kucaklayıcı, kucaklayıcı bir dil değil. Fikret Orman açısından baktığımızda sıkıntılı bir durum var. E, i̇kincisi taraftarla çekişiyor. Yani bu işler şeydir, yani terse döner. Yani Beşiktaş tribünleri e, başkan gönderen tribündür. Yani Serdar Bilgili, Süleyman Seva... Yani bunlar seyirci seyirciyle giden başkanlardır. Yani efsane başkanı da tribünlere göndermiştir. İddialı gelen değişim sürecini başlatan başkanı da göndermiştir. Hı -hı. O tribünler dikkate alınması gereken tribünlerdir. Reaksiyoneldir. Bence o ilişkileri bir daha gözden geçirmesi lazım Fikret Orman'ın. ve Kurejma'ya da yani bu şekilde ya bizde ayrılık kültürü yok. Yani bunun kadın cinayetlerinden şuradan buradan yoldaki yani bu saygı vedalaşma bir kültür işidir. Bir plaket verirsin, bir teşekkür yani. edersin, mesaj gönderirsin oyuncuya, bunu söyleyebilirsin profesyonel dünya ama bunun yöntemleri var. Ayrılık bir bütünün bir, bir, bir parçasıdır. Başlangıç gibi son da bir hayatın ya da bu transferin, sürecin, kulüpçülüğün bir yapısıdır. Ama bunun da e, adabı vardır. Anlaşanlı büyük kuruluşlarımızda basın kuruluşlarımızda ister yazılı basın ister hmm. görüntülü basın olsun bir sabah işe giden insanların turnikelerden geçemediğini ya yani bunlar... değil mi yani Ama bu ayrılık var, ya da var, vedalaşmak var. hakikaten yani Ama okumuşu işini... okumamışı cahili ha, kültürü cühelası. buradan anlarsın değil mi tamam yani... kültürü kültürlü büyük yani... kurumu büyük yapıyı kültürlü insanı şeyde değil buluşmada kavuşmada birleşmede değil ayrılıkta anlarsın yani... burada ortaya çıkar. Musa... Biz bunu beceremiyoruz. Yani. <laughs> Beceremediğimiz o kadar çok şey var ki Bülent. Ee, Musa bir başka özelliğimizi de e, dile getirmiş gibi geliyor bana. Ee, Galatasaray için söylüyor. Galatasaraylılar için Hı. söylüyor herhalde futbolcular. Bence Türkiye ligi kafalarında yok. Nasıl olsa şampiyon oluruz diye düşünüyorlar. Hata bence demiş. Çok Korkalım. haklı. Yani bu ligi e, boşladıkları nasıl olsa arayı kapatırız. Düşüncesinin nakim olduğunu bu karşılaşmada gördük. Tempo yapmıyorlar ya golü bulana kadar yaptılar, bir sıfırın üzerine attılar. Galatasaray gibi bir takım. Ya ben bunu hakikaten anlamıyorum. Bu futbolcular nasıl bir kafaya sahip? Ya 45 bin kişi gelmiş stada Saygıdan ya gösteriye geliyor tiyatro oyununa geliyor diyelim ki futbolcular Tabii canım. bir tiyatroya gidiyor. Bedelini ödüyor. Bedelini ödüyor değil mi? Tiyatroda oyunun yarısında kesseler o oyuncu parasını verdiği oyunu ya da filmin belli yerinde Drop attı, film kesildi, 15 dakika sonra başladı, bilmem ne falan filan canını okundu şeyin akışın reaksiyon göstermezler mi? Seni izlemeye gelmiş ya 45 bin kişi. Ya nedir ya? Ya 40 90 dakika oynayacaksın kardeşim. Yani bunun şeyi mazereti yok. Bu Mazeret anda, üretsen o stada bin bir zorlukla gelen insan üretir ya. Barov'un golünü gördün mü? Müteş, Muhteşem bir gol atmış Denizlispor'un ikinci golü, evet. Antalyaspor filerine evet. gönderdiği ikinci gol. İşte izlemenizi tavsiye Hı. ederiz. Bir an için ekrana yansıdı. Gerçekten müthiş bir gol olmuş. Biz de yavaş yavaş yayınımızın sonuna geliyoruz Bülent. Çok Hı. çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olasın, var olasın. Biz keyif yaptık kendi kendimize. Bizimle birlikte olan sevgili seyircilerimize de teşekkür ediyoruz. Ve gelecek haftalar sürprizlerimizle bazen burada, bazen deplasmanda, başka bir mekanda, bazen de statta sizlerle birlikte olacağız. Canlı yayınlarımız, maç keyiflerimiz devam edecek. Hoşçakalın. Hoşçakalın.